Biraz önce yayınladım Instagram'dan. Bana sormak istediğiniz ne varsa sorun diye. Tabii zor soruları cevaplamayacağım. Şimdi baştan itibaren başlıyorum. Kıymetli hocam, hayatınıza etkisi olan birisi var mı? Başucu kitabım dediğiniz kitaplar nelerdir? Başucu kitaplarımı tek tek saymak yerine şöyle söyleyeyim. İki yerde var kitaplar. Bir tanesi Hızır Kişisel Gelişiyor'un sonlarına doğru 40 kitaplık bir liste verdim. Çok iyi kitaplar var oradan. Kitap almak zorunda değilsiniz ama alırsanız da çok hani şey bütün halk kütüphaneleri istediğiniz kitabı getirmek zorunda. Bu çok büyülü bir bilgi. Yani bir kitaba ulaşmak istiyorsunuz, gidin halk kütüphanesine. Şahane bir hizmet ya. Söylüyorsun kitabı ve getiriyorlar kitabı. Hızır Kişisel Gelişiyor'un sonunda var o liste. Bir cep telefonuyla çekin fotoğrafı, acayip işinize yarayacak liste. Onun dışında da kitapların içinde melekler vardır diye bir Instagram sayfam var. Okuduğum ve çok iyi bulduğum kitapları orada yayınlıyorum. Oranın kalabalık olmasını da çok istemiyorum açıkçası. Ama kitap okuyan insanlar oraya girip sevdiğim kitapları kitapların içinde melekler var sayfasından takip edebilirsiniz. Adnan Alka Evli, çok teşekkür ediyorum Adnan soru için. Onun dışında kendimizi nasıl tanırız, hayat amacımızı nasıl buluruz? Serkan Aksungur. Ya Serkan, Avucunuzdaki Kelebek diye bir kitap yazdım sırf bununla ilgili. Ama işin temelinde şu soru var aslında, biliyor musun? Yani sormak ve sorgulamak var ya, bu işlerin ilk başlangıcı. Ben eminim sen bulursun, tamam mı? Bazen bulduğun şeyin doğru olmadığını da görebilirsin. Bu da dert değil ama bunun peşinde koşmak bile çok değerli bir şey. Ama mesela mutluluk peşinde koşun demiyorum. Yani etrafta izliyorum. Mutluluk peşinde koşan adamların tamamı mutsuz. İnsanların tamamı mutsuz. Bir şeyin o anlamda peşinde koşmaya gerek yok. Ama bir hayat amacı edinmek. Etrafınızda var öyle insanlar. Gidip kedi köpekle ilgileniyor. Gidip ağaç dikiyor. Gidip hayata bir şey katıyor. Öğretiyor. Bayram diye bir çocuk var Mersin'de. Haftanın bir günü berber dükkanını kapatıyor. Ve gidiyor Mersin'in dağlarındaki köylerdeki çocukları tıraş ediyor. O bulmuş yani, bir yerden destek de almamış. Bence öyle bulursunuz. Gençlik yıllarınızda neyi farklı yapmak isterdiniz hocam? Enes Sami Arslantaş. Hala gencim falan gibi yalan dolana girmiyorum ama neyi farklı yapmak isterdim gencim? Biraz daha bilinçli olmayı isterdim. Yani üniversiteye gireceğiz. Yani üniversite sınavı dönemi geldi. Kuleli'deyim. Üniversite sınavına girmeyecektim ben. Dedim ki hakkı ilk 200-600 kişi, ilk 200 kişi giriyor sınava. Harp okuluna gidecektim. Hiç üniversiteyi düşünmüyorum. Peki üniversite okuyacak birisi gitsin. Dediler ki bize üniversite sınavına girecek öğrencilere bir hafta izin var. Girerim ben o sınava dedim. Yani gelecek bilinci o düzeyde. Yani o izni vermeseler o sınava girmeyecektim. Harp okulun ilk kampına gittim. Birinci ayın sonunda gördüm ki yapmak istediğim iş bu değil. Burada cevabı ben şöyle bir şey yapmak isterdimden çok Enes şöyle vermeyi isterim. Yapmak istediğiniz işi gidip deneyin, tamam mı? Stajını yapın, deneyin. Çünkü hayal ettiğiniz şey hayal ettiğiniz şey olmayabilir. Gidip gördüğünde buymuş diyebilirsin. Ve o örneği vereyim mi, vermeyeyim ama temelinde bu var, tamam mı? Değerli hocam, bir insanda dikkatinizin odaklandığı en önemli özellikler nelerdir? Teşekkürler. Gamze Gürsoy. Gamze, sen hep takip ediyorsun. Çok da güzel yorumlar yazıyorsun. Onun için çok sağ ol. Konuyu değiştirmeye çalışmıyorum. Cevaplayacağım. Şöyle, bir insanda neye odaklandığımı iş görüşmeleri açısından anlatayım size. Yani kişisel iletişimim dışında insanlar açısından. Yani iş görüşmesinde bakıyorum. Yüzü gülüyor mu? İçten mi? Hevesi ve isteği var mı? Güvenilir biri mi? Buna odaklanıyorum. Yani iş kariyeri bilmem nesi, bir yılını feda edersin, öğrenir. Ama güvenilir, düzgün, yüzü gülen, uyumlu biri mi? Bütün firmalarda buna bakıyor aslında. Bütün o iş görüşmeleri, genel yöntemleri falan şey. Betül Döner, yapamadığınız içinizde kalan ne var? Ordudan ayrıldım. Yurt dışına gidip bir tecrübe edinip ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyordum. Avustralya'ya gidecektim ve orada 2 yıl yaşayıp Türkiye'ye öyle dönecektim. Dünyayı tanıyıp dönmeyi istiyordum. Ama acayip bir tazminat vardı. 12 yıl tazminat ödemem gerekiyordu ve onu da benden başkası ödemesin diye ülkede kalmaya karar verdim. Sonra hayat işte böyle adım adım, sonra gidemedim ve mesela karar verip de yapamadığım şeylerden bir tanesi budur. Ama mesela onu yapacağım. Gidip yurt dışında bir yıl yaşayıp döneceğim. Planlarım arasında var ama yurt dışı deneyimim yeterince yok. Onu söyleyebilirim.
İstanbul'da imza günü yapmayı düşünüyor musunuz Merve? Dünya iyileşsin. Yani çok istiyorum. Çünkü okur günleri benim için o kadar değerli ki. Yani anlatılmaz hikayeler yaşanıyor. Geliyorsunuz orada kuyrukta, sarılıyoruz birbirimize. Bir dakika içinde hayatınızla ilgili neler yaşadığınızı anlatıyorsunuz. Dün Instagram'dan bir mesaj geldi. Onu anlatayım size. Hatice ile paylaştım onu. Ben kitapları tanımıyorum insanları ve işte Ayşe'ye dostlukla yazarım. İşte Arzu'ya dostlukla yazarım ya da sevgilerimle yazarım. Başka bir şey yazmam. Tanımıyorum çünkü okuru ve sırada bekleyenler var. Arzu yazmış bana bunu. Memleketin adını söylemeyeyim ama trafik kazası geçirdim diyor. Hastaneye yetiştirdiler. Kalbim durdu diyor. Kalp masajıyla geri dönmüşüm diyor yaşama. Şimdi pandemi nedeniyle eve taşıdılar. Evde tedavim sürüyor ve belden aşağım tutmuyor diyor. Bundan sonra yürüyüp yürüyemeyeceğim belli değil. Tedavi başladı. Bir arkadaşım sizin kitabınızı istedi hocam diyor. Süpermen ve Uğur Böceği. Kitabı aldığımda arkadaşım ve ben şok olduk diyor. Arkadaşı da aynı mesajı atmış. Kitabın kapağında diyor o şey var. Koltuk değnekleri var diyor kitabın kapağında. Ben de o zaman koyarken niye koyduğumu açıkçası bilmiyorum. Süpermen ve Uğur Böceği, Süpermen'in resmi. Üzerine koltuk değneği koyun dedim. Ya hocam ne anlamı? Dedim ki koyun. Yani öyle koydular Süpermen'in çarpısını koltuk değnekleriyle. Ve diyor girişe diyor yürü be Arzu yazmışsınız diyor. Yani şimdi bile tüylerim diken diken. Niye yazdığımı bilmiyorum 2015'te. Yıl 2020 dedim ki Arzu yürüyeceksin sen. Yani çabanı koy. Bazen eskiler tevafuk derler ama bazen yaptığın bir şeyin ileride başka bir anlamı olabiliyor. O yüzden sizlerle çok anlamlı şeyler yaşadığımı bilin. İmza günlerine gelmeyi çok istiyorum. 4 saat 5 saat sürüyor. Ve ilk gittiğim imza gününde 10 kişi falan vardı herhalde. Salona gittiğimde de aynı gene 10 kişi vardı. Şimdi bu kadar insanın oraya gelmesi benim için çok değerli. Hep gelmeye çalışıyorum. Anadolu'ya da gitmeye çalışıyorum. Hedefe ulaşmak için istikrarı nasıl dinamik tutarız? Sude Paşa'nın. Sude yani Amerikan Dışişleri Bakanı Donald Rumsfeld vardı. Bir şeyi söyleyince öyle bir söylüyordu ki hiçbir şey anlamıyordum. Ben tekrar anlamacağım. Hedefe ulaşmak için istikrarı nasıl dinamik tutarız? Nasıl çatır çatır yürürüz? Sanırım ben baktığımda kendime arada dönüp neyi başaracağımı kendime hatırlatırdım. Çünkü bazen düştüğün kesin, bazen aşağı düşersin. O sıradaki kitabınızın adı ne? Karaoklar Çetesi 3. Yani aslında söyleyeyim mi konusunu onu da bilmiyorum ama çok heyecan verici bir hikayesi var. Acayip hoşuma gidiyor. Beni çok etkiliyor hikaye. Gene tarihi bir gerçekle ilgili. Karaoklar Çetesi 3 diyerek olayı şey yapayım. Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır 3. Soru yok. İyi ki sizin gibi insanlar var. Gülümseme sebebi oluyorsunuz. Gökçe Levent Özden. Bu arada da soruları okumadan direkt okumanın çeşitli YouTube videoları var biliyorsunuz. Adam okuyor ondan sonra da evet. Hocam nasılsınız? Halil İbrahim, Allah'a şükürüm. Sen nasılsın Halil İbrahim deyip. Hocam organik ve tarım ve köydeki projelerinizin detayını çok merak ediyorum. Benim de böyle bir hayalim var. Yol gösterir misiniz? Sevim KHVC. Kahveci. Sevim şöyle. Biz çiftliği kurarken ekibi ben yolladım. Türkiye'deki çiftlikleri gezmeye kalktılar ve çok olumsuz hikayelerle döndüler. Giremediler kapıdan içeri. Hatta bir yerde dedi ki 400 lira verirseniz burada konaklayabilirsiniz. O zaman içeride neler var görebilirsiniz dedi. Ama İsviçre'ye yolladık ekibi. İsviçre'de dünyanın en eski organik tarım çiftliği her şeyi gösterdiler çocuklara. Yunanistan'dakiler gösterdiler. En önemli hedef şu. Orayı bir bilim merkezi haline çevireceğiz. Büyük bir kütüphane kurulacak. Çocuklara bilgisayarlar, kitaplar ki bunların hazırlıkları başladı. Ama en temel nokta üretimle ilgili bilgiyi paylaşılır hale getireceğiz. Yani kimse gelecekler oraya, insanlar eğitimler alabilecekler. Kimsenin gelirine muhtaç olmamak için, hiçbir partiden para almamak için badem ağaçları diktik 12 bin tane onların geliriyle ayakta kalacak. Ama orada eğitimler sürdürülecek ve birisi organik tarım yapmak istiyorsa, bu ülkeye zehir sokmak istemiyorsa, badem ve ceviz ağacı dikip ülkenin dövizini korumak istiyorsa orada her bilgiye ulaşabilecekler. En ana hedef bu. Onun dışında yapılan şey ne derseniz endemik türleri çok arttırıyoruz orada. Hiç olmayan türler getirdik. Japon iğdesi diye bir tür var. Amerika'da erozyonu engellemek için kullanılıyor. Mesela onu üretiyoruz ve köylüye veriyoruz. Beç tavuğu diye bir tür var. Sadece böcek yiyor. İlacı acayip azaltıyor.
tanınmasın diye çaba gösterilen bir tür. Onu çoğaltıyoruz. Şimdi bir proje var mesela. Ekibe de yeni anlatacağım onu. Köylü kadınlara bir çift beç vereceğiz. Biraz da bütçe vereceğiz. O yetiştirecekler, biz satın alacağız ondan. Hem gelir elde edecek, hem beç sayısını çoğaltacak, hem de kendisi köylere dağıtacak gibi. Onun dışında da yani temel nokta o bademleri mamule çevirebilmek, şişelere koyup dünyaya satabilmek ve dışarı giden paramızı azaltmak. Armağan ve annesi. Birçok insan hayatına dokunuyor, onlara yol gösteriyor ve ışık yakıyorsunuz. Sizin hayatınızdaki bu kahramanı merak ediyorum. Özge şey ya, her yer o kahramanlarla dolu. Yani bir kadın bir zorluk yaşıyor yolda, bir adam duruyor ona yardım ediyor. Bir başkası bir dert yaşıyor, hiç tanımadığı biri geliyor yardım ediyor. Mehmet amcam var, berber hikayesini anlattığım için tekrarlamayı hiç istemem. Ama etrafta böyle sıradan, günlük hayatta karşılaştığımız, hikayesini birbirimize anlattığımız çok düzgün insanlar var. Yolda kalana yardım eden, ihtiyaç halindeki yardım eden ve Instagram'da şurada burada ben var ya ben diye anlatmayan, öğrencisine gariban çocuğa yardım eden, bana Karadeniz'den mektup yazıp hocam burada glutensiz beslenmesi gereken ama öyle olmadığı için çok zor durumda olan bir çocuk var deyip Karaoklar Çiftliği'ne ulaşmasını sağlayan öğretmenler, yani bütün kahramanlarım onlar. İsmen tek tek sayma ihtimalim yok ama çoklar. Benim için gerçekten örnekler onlar. Yani onun dışındakileri zaten televizyonda bilmem ne anlatıyorlar kendilerini. Uğur böceği olmak için ne yapabilirim? Gülsinem Arı. Gülsinem Arı. Uğurböcekleriderneği.org gir. Anında her bilgiyi alırsın. Bugün şu an bulunacağınız yerde olacağını tahmin ediyor musun? Şevval Kurtuluş onu sor. Yani Şevval, ya şuralara varayım diye koyduğum bir tahmin yok ve öyle bir hedefim de yok açıkçası. Hatta olduğum yerde olmamak için gösterdiğim çabayı ekip arkadaşlarım biliyor. Bu YouTube'a hani beraber karar verdik, girdim ama hiçbir televizyon kanalı, hiçbir röportaja çıkmıyorum. Benim alanımda çalışıyorsanız bir yerde olabilmenizin yolu televizyonlarda olmak, işte medyada olmak, reklamlara bir yerlerde olmak. Oralarda hiç yokum. Bir yerde olma çabam dersen ekiple beraber onların arasında bu ülke için üreten bir ekibin arasında olmak. Olmak istediğim yer ve oradayım. Onu biliyorum. Neden devlet kurumlarının sizin başarılı olduğunuz sistem üzerine çalışma sağlanamıyor? Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı sizi neden değerlendirmiyor? Çok basit çözümlerle birçok çocuk ve gencin hayatını kurtarabilirsiniz. Neden ekibinize imkan ve fırsat verilmiyor? Uzun oldu ama umarım sorulur. Myanmar'dan yazan Mesanmar'a ismi çözemedim ama Mehmet Esenmar falan olabilir diye tahmin ediyorum. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç. Benim tanıdığım en düzgün, doğru insanlardan birisi. Yani bana deser ki bir insanı bakan yardımcısı yapacaksın. Dedim ki Reha Bey olur. Acayip devleti iyi bilen bir adam. Siyasi böyle fanatizmi herhangi bir şey olmayan bir adam ve çok üretken bir adam. Şu anki bakana baktığınızda, geçmiş kariyere de baktığınızda evet herkesin birleştiği bir adam, farkında mısınız? Yani bu adam Milli Eğitim Bakanı olur. Bir bakan için daha düşünüyorlar bunu ama onun dışında hani o liyakata ne kadar sahip insan vardır? Tarihimize de baktığımızda çok yok. Siyasetçiler olmuş ama niye üretemiyorlar diye baktığınızda içerideki sistem var ya, yani kurum kültürü denilen şey, herhangi bir kurumda, Milli Eğitim'i anlatmıyorum ama herhangi bir kuruma baktığınızda bir kurum kültürü oluşuyor. Orada liyakat varsa zaten harikalar yaratıyor insanlar. O kurumlarda liyakat yoksa yukarı birilerini koyun. Yani yüzlerce yıl içinde oluşmuş sistemi değiştirmeleri çok zor. Ya çok cesur olacak ya da bu işler siyasetten çok bağımsız olacaklar. Yani kurumlara liyakatı dayayıp sonra da en tepeye gelen adama ülkede en fazla 600 adamı değiştirebilirsin ama onun yarısını da değiştirme dersen, kurumlar kendi içindeki liyakatlı insanları yükseltirse zaten Milli Eğitim Bakanlığı da başka kurumlarda çatır çatır yürür. Özel sektör böyle yürüyor. Devlet el atmamışsa özel sektördeki bütün başarılı firmalar liyakat üzerine yürüyor. Devlete de liyakatı getirdiğiniz an, Osmanlı'ya baktığınızda başarılı olduğu dönem liyakatın olduğu dönem. Yetiştirmişler, başarılı çocukları koymuşlar. Ne zaman liyakatı bitirip tanıdık, torpil bilmem ne işin içine sokmuş Osmanlı, oradan itibaren kaybetmeye başlamış. Baktığımda liyakatın çok devrede olması lazım. Bu. Okan diyor ki ne zaman buluşacağız abi diyor, en kısa zamanda. Hocam çok pozitif bir insansınız, hayattaki zorluklara karşı nasıl duruş sergiliyorsunuz, pes ettiğiniz an hiç olmadı mı? Ezgi Tlıca
soyadı çözemedim ama Kutluca olabilir. Zorluklarda hemen düşüyorum. Çok çabuk yorulabiliyorum. Yeterince mücadeleci olmadığımı biliyorum. Yeterince pozitif miyim? Olmak için çaba gösteriyorum. Hayat iyi olsun diye çaba gösteriyorum. Siz dersiniz ki yıldızlara ulaşamazsınız ama karanlık gecelerde size yol gösterir. Hayale ulaşmak gerekmez. Bazen dersiniz sizin ulaşamadığınız hayaliniz var mıdır? Varsa nedir? Y.Emre 576. NASA kodu gibi Emre. 576 Y.Emre. Yani spor yapıyordum. İyi de bir sporcuydum. Hatta birkaç kere hani futbol oynarken futbol takımının kaptanıydım silahlı kuvvetlerde. Ve transfer teklifi sivilde oynadığımda geldi. Arkadaşlarım yani ligde oynayabileceğimi söylüyordu. Dün bir arkadaşım geldi. Baskete devam mı dedi. Yani iyi bir sporcuydum birçok alanda. Ama futbolda çok çok oynuyordum ve iyi oldum. Herkes oynarsın abi falan. Askerlik yüzünden o spora devam edemedim. Yani devam edip böyle futbolu oynayabilirdim diye düşünüyorum. Ama bugün de tercih etsem herhalde gene o futbol kariyerine değil bu tarafı tercih ederdim diye. Konferanslarınızı neden YouTube kanalında paylaşmıyorsunuz? Samet Varol saygılarımla. Samet şöyle, 100 kişilik bir ekibiz ve eğitimden para kazanıyor ekip. Konferanslar bizim ekibin evine maaş götürdüğü, ekmek kazandığı bölüm. Bir bölümünün orada olması lazım. Ve Üzeyir Garih ve İshak Alaton tanışma şansım oldu. İshak Alaton, Üzeyir Garih şunu anlattı. Şirketle ilgili çok önemli şeyleri yazmış o dönem gazetede. Pazartesi bir geldim diyor, İshak'ın surat diyor böyle kıpkırmızı. Ne oldu demiş Üzeyir Garih. Demiş ne varsa yazmışsın. Üzeyir Garih demiş ki, hiç değer vermezler. Paralı değildir, rahat ol demiş. Yani bir şeyin karşılığını ödemek gerekiyor. Bedelini ödemedin mi o değerini bilmiyorsun. Bazı eğitimler için insanlar parasını ödemeli ve peşinde koşmalı. Benim gördüğüm o. Eğitim için para ödeyen adam öğrenmeye çok açık. Öteki türlü YouTube'da açıyor. 20 dakikalık eğitimin 8 dakikasını izleyip çıkıp gidiyor. Parasını ödediğin şeyin karşılığını koşarsın. Bedava peynir fare kapanında olur deyip geçiyorum. Samet böyle. Bir girişimci olarak girişim başlatırken neler yapmalı ve neler yapmamalıyız hocam? Ahmet çok uzun soru. Yani çok kitaplık bir soru. Ama ana nokta kesinlikle planlama ve bütçeleme. Yani böyle bir durumda ne olur, böyle bir durumda ne olur hesaplamasını yapmak. Size göre şu anki eğitim sisteminin ülke ve dünya çapındaki en büyük problemi nedir? Siz bu problemi çözmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Burdur'dan selamlar. Samet Akbaş. Soyadlarını takip ediyor. Yani tahmin ediyorum. Akbil de olabilir yani. O Samet şöyle. Bu iyi bir dönem oldu ülke için. Okula gitmemek herkesi bir sarstı. Şu anda da Milli Eğitim bir çaba gösteriyor. Öğretmenler gitsin bütün gün ders versin, koşsun. Bence yanlış bir yöntem. Bu işi çok iyi yapan öğretmenler var ülkede. Yani fiziği çok iyi anlatan 2 tane 3 tane öğretmen vardır ve herkes birbirini anlatır. Bir matematik hocası vardır, harikalar yaratıyordur. Milli eğitimin onları bulması lazım. Onları çocuklarla, ülkenin her yerindeki çocuklarla 2-3 saat bir araya getirmesi lazım. Bu internet çekmiyorsa televizyonla olur, bir şey olur. Dersin ana hocası da dersin 1,5 haftalık 2 saatlik bölümünde onun yapması lazım. Yani ülkedeki yıldız hocayı, bu işi iyi yapan hocayı bütün öğrencilerle bir araya getireceksin. Ana konuları görecek. Diğer öğretmen de uygulamaları ve diğer şeyleri götürecek ama bütün öğretmenler de o iyi öğretmeni izleyecekler. 2 sene içinde böyle bir hibrit yöntemle harikalar yaratırsınız. Bir de şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum. Çocuklar dersleri dinliyorlar, sınav alıyor, dersi öğretmenden dinliyor. Ya eğitim şöyle bir şey olmalı. Çocukları sınıflara çağırıyorsan haftada 2 gün çağıracaksın. Videodan izleyecek öğretmeni, dersi oralarda izleyecek, notları okuyacak. Derse geldiğinde ders dinlemeye gelmemeli çocuklar. Derse geldiğinde çocuklar beraber öğretmenle eve yollayıp çözemediği soruların nasıl çözüldüğünü öğretmenler onlara öğretmeli. Çocuk dersi başka bir yerde görmeli. Sınıfa geldiğinde uygulamaları beraber yapmalılar. Neyi çözemediğini gördüğünde öğretmen geri bildirim de verir. Eğitim acayip verimli hale gelmeye başlar. Ama eminim bunları zaten çözecek adamlar vardır. Eminim öyle tarikatları, bilmem neleri, bakanlıklara bir yerlere yerleştirmiyorlardır. Eğitim bizden çok daha iyi bilen adamlar bunların çözümlerini bulurlar diye düşünüyorum. Gençlerin kesinlikle okumasını gerekir dediğiniz birkaç kitap söyler misiniz? Ve
Çok sahtekarcı oldu değil mi? Yani siz de direkt fark ettiniz. Benim görev yaptığım okula gelecektiniz. Aylar oldu gelmediniz. Neden? Yücel. Okullar yok Yücel. Yani gelsem seni bulamam kanki. Yani okullara şöyle geliyoruz Yücel. Bir yere bir eğitime gideceğim veya bir projeye gideceğim. Hemen ekibe soruyorum. Ne kadar vaktim var? Hocam yolda 4 saatiniz var. Hemen Uğur Böcekleri Derneği'ne diyorum ki ya ben Antalya'ya eğitime gidiyorum arabayla. Yolda bekleyen okullar hangileri? Hemen çıkarıyorlar. Diyor ki hocam şu okul şu okul. Burası 4 yıldır bekliyor ve asıl daha ihtiyacı olan bu köy. Hemen oraya gidiyorum. Yani yücel yöntem şu. 2000-3000 yer bekliyor ve elenerek gidiyor. Rakama 60 gibi oldum değil mi? 2000-3000 yer bekliyor. 2000 bekliyordur öyle söyleyeyim size. Önemli olan şey hani gerçekten bir çıkmaya kalksam hani 5 yıl eve dönmesem bitiremem öyle söyleyeyim Yücel. O yüzden Uğur Böcekleri Derneği'ne başvuracaksınız ve biz şu anda 150 kadar Uğur Böceği'yiz. Hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama şu dönem hiç kimse bir yere gidemiyor. Okullar yok. Bana buradan da fırça kayma. Tamam mı? Ağır konuşurum Yücel. Tier Tane. İzgören Akademi'ye katılmanın veyahut orada çalışmak istemenin şartları neler? Samsun'da İzgören Akademi var. Yanıt için şimdiden teşekkür ederim. Samsun'u düşünüyorsan mesela orada Şehnaz ve Samet var. Büyülü insanlardır. Gir kapılarını çal, tanış ve devamına bak. Hani genel iş prosedürleri belirli. Bir pozisyonla ilgili ihtiyaç oluyor. İlan veriliyor ve insanlar görüşmeler sonunda alınıyor. Ama Elma Yayınları'nda Gülderen var. Ne bir görüşmeye girdi ne bir şeye. Bir şekilde sızdı kuruma. Yani geldi gitti kendi kendine işler çıkardı falan. Baktık çok iyi çalışıyor. Yani peki dedik yani bir şekilde o da sızdı. Yani sızabilirsin. Tanış Şeynaz'la Samet'le ben şunu başarırım de koş. Onlara dedirttiğin an işe girersin diye düşünüyorum.